Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çocuklar için İslam tarihi peygamberlerin hayatı 12. kitabımız Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'a gelince doğru kardeşi Harun'un evine gitti, gördüklerini ve duyduklarını ona anlattı. Harun kendisine şöyle dedi: Allah Celle Celaluhu bana da aynı şeyleri bildirdi. O halde hemen Firavun'a gidelim. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'un huzuruna çıktılar. Hazreti Musa'nın dili çözüldü, şöyle dedi: Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Beni sana gönderdi. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Firavun ona, sen bizim küçükken bulup da büyüttüğümüz sonra da bir Mısırlıyı öldürerek kaçan çocuk değil misin dedi. Evet dedi. Hazreti Musa, ben söylediklerini yaptım fakat Allah'a tövbe ettim. Allah da beni ilim bana ilim verdi ve beni peygamber olarak görevlendirdi dedi. Seni peygamber olarak gönderdiğini söylediğin Allah da kim diye sordu. Allah alemlerin Rabbidir, senin ve senden önceki atalarının Rabbidir dedi Musa. Söylediğim bu sözlerin delili nedir? Eğer bir delilin varsa ve gerçekten doğru söylüyorsan delilini getir dedi. Hazreti Musa asasını yere attı, kocaman bir yılan oldu. Elini çıkardı, elinin nur gibi bir bembeyaz olduğunu gördüler. Firavun'un çevresinde oturan idareciler ve devlet büyükleri hep bir ağızdan bu büyük bir sihirdir dediler. Firavun, bizim de birçok sihirbazlarımız vardır. Senin bu sihirlerinin aynısını yapmaları için onları toplayacağım. Bir gün belirleyelim, onlar da gelsin, sen de gel dedi. Alemlerin elçisi olduğunu iddia eden sen mi daha güçlüsün, onlar mı daha güçlü görelim dedi. Firavun, alemlerin elçisi kararlaştırılan günde Firavun devlet adamları ve çok kalabalık bir halk topluluğu sarayının önünde büyük meydanda topladılar. Dört bir yandan gelen sihirbazlar da oradaydı. Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Aleyhisselam da geldiler. Sihirbazlar Firavun'a, eğer biz kazanırsak ödül olarak büyük bir mükafat verecek misin dediler. Firavun, evet, benim yanımda çok büyük bir yeriniz olacaktır dedi. Sihirbazlar Hazreti Musa'ya, önce sen mi başlayacaksın, biz mi başlayalım diye sordular. Siz başlayın dedi Hazreti Musa. Onlar ellerindeki değneklerini ve iplerini ortaya attılar. Değnekleri ve ipler sanki gerçek birer yılanmış gibi hareket ediyor, oynuyorlarmışçasına görünüyorlardı. Hazreti Musa bu büyük meydanı kaplayan irili ufaklı yılanları görünce, fakat Allah Celle Celaluhu ona şöyle buyurdu. Korktu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: Korkma, sen onlardan daha güçlü olacaksın. Güçlüsün. Elindeki asanı bırak, onların tüm yılanlarını yutsun. Onların yaptıkları yalnızca bir sihirbazlık hilesidir. Sihirbazlar hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar. Hazreti Musa Aleyhisselam asasını yere attı. Çok büyük bir yılan oldu. Başını sağa sola sallıyordu. Kocaman ağzını açmış sihirbazların attıkları yılanları yutuyordu. Kaçanları da toplayıp hepsini yuttu. Ortada tek bir yılan kalmamıştı. Hazreti Musa onu tutunca tekrar asa oldu. Bunun üzerine sihirbazlar Hazreti Musa'nın kendileri gibi sihirbaz olmadığını anlamıştı. Gerçekten onu Allah göndermiş, ona Allah yardım ediyordu. Yere kapanarak şöyle dediler: Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Firavun bu durumu görünce sihirbazlara çok kızdı.
onların Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un ilahına iman etmelerine kafası bozulmuştu ve şöyle dedi: "Size çok büyük işkenceler yapacağım. Ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Sizi hurma dallarına asacağım. Bütün bunları size sihirbaz Musa'ya uyduğunuz için mi? İçin yapacağım." Firavun, Hazreti Musa, Musa'nın bir sihirbaz olduğuna inanmış, onun peygamber olduğunu kabul etmiyordu. Sihirbazlar Firavun'a şöyle cevap verdiler: "Biz senin işkencelerinden korkmuyoruz. Sen bize yalnızca dünyada işkence edebilirsin, fakat Allah bize ahirete cenneti verecek. Cennet dünyadan daha güzeldir. Biz kesinlikle eski dinimize dönmeyiz." Firavun bu sihirbazlara eziyet etmek için ve daha önce söylediği gibi onları öldürmek istedi. Fakat bunu yapmaya daha fırsat bulamadan Nil Nehri çok şiddetli bir şekilde taştı. Köyler ve şehirler sular altında kaldı. Bazı insanlar şöyle dediler: "Bu Musa ve Harun'un sihirbazlarının ve İsrailoğullarına yaptıkları kötülüklerin günahıdır. Eğer Firavun onlara işkence eder, onları öldürürse bu suyun taşkınlığı daha da artar ve her yeri suya boğar." Bir grup insan Firavun'a gitti. Bu konuyu ona söylediler. Ondan sihirbazları öldürmesini ve İsrailoğullarına yaptığı işkenceleri hafifletmesini istediler. Firavun Hazreti Musa'ya haber göndererek şöyle dedi: "Eğer şu su taşkınını önlersen İsrailoğullarını serbest bırakacağım." Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu su taşkınının önlemesi için dua ettiği Nil durdu. Nehir tekrar kendi yatağına döndü. Fakat Firavun İsrailoğullarına işkence etmeye devam etti. Birkaç gün geçmeden bahçeler, otlaklar ve tarlalar sürü sürü çekirge salgınına uğradı. Her bir tarafa yayıldı. Çekirgeler evlerine doldular. Evlerine doluştular ve insanlara zarar vermeye başladılar. Bazı aklı başında İnsanlar şöyle demeye başladılar: "Muhakkak bu Musa, Harun ve sihirbazların yaptıkları kötülüklerin günahıdır. Şayet Firavun onları serbest bırakmazsa bu çekirgeler meyve ve ekinleri yiyip bitirdikten sonra bizi de yiyecekler." Doğruca Firavun'a gittiler. Durumu kendisine anlattılar. İsrailoğullarını serbest bırakmasını istediler. Firavun tekrar Hazreti Musa Aleyhisselam'a haber göndererek şöyle dedi: Bu çekirgeleri kovarsan İsrailoğullarını serbest bırakacağım." Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbine Celle Celaluhu çekirgeleri kovması için dua etti. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Çekirgeler Mısır'ı terk etti. Fakat Firavun yine sözünde durmadı. İsrailoğullarına işkenceye devam etti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Nil'den, diğer nehirlerden ve göllerden milyonlarca kurbağa çıkmaya başladı. Sokaklarda dolaşıyorlar, evlere giriyorlardı. İnsanların üstüne başına atlıyor, yedikleri yemeklerin içine, içtikleri suların içine giriyorlardı. Bazı insanlar, "Bu Musa ve onun kavmine yapılan zulmün karşılığıdır," dediler. Firavun onlara iyi davranmazsa bu kurbağalar evleri terk etmeyecek, onlar ne bir yiyecek ne de bir parça içecek bırakacak. Tekrar Firavun'a gittiler, İsrailoğullarını serbest bırakmasını istediler. Firavun Hazreti Musa'ya bir haber gönderince bir adam göndererek "Şayet bu kurbağaları geri gönderirsen onları serbest bırakacağım," dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'a dua ederek insanları bu kurbağalardan kurtarmasını istedi. Allah da Celle Celaluhu duasını kabul etti. Kurbağalar tekrar sularına döndüler. Firavun bu kez sözünü yerine getirmedi. Günler sonra halk elbiselerine ve vücutlarına bitlerin musallat olduğunu hissetti.
Vücutlarını çok şiddetli bir şekilde ısırıyorlardı. Kaşıya kaşıya vücutlarını yara ettiler. Bitler gittikçe çoğalıyor, kaşıntı gittikçe dayanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Derilerini tırnaklarıyla parçalayacak kadar ileri gittiler. Bu Musa, Harun ve arkadaşlarına yapılanların günahıdır. Eğer Firavun onları serbest bırakmazsa bunlar kanımızı kurutacaklar. Firavun'a giderek dertlerini anlattılar. Artık İsrailoğullarını yaptığı işkenceye son vermesini söylediler. Firavun tekrar Hazreti Musa'ya bir adam göndererek şöyle dedi. Bu bitleri insanlardan uzaklaştırır mısın? Uzaklaştırabilir misin? Şayet bunu becerebilirsen İsrailoğullarını serbest bırakacağım. Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu'a dua ederek bu belayı def etmesini istedi. Allah Celle Celaluhu da duasını kabul ederek bitleri yok etti. Fakat Firavun yine İsrailoğullarını serbest bırakmamıştı. Bir sabah kahvaltıda Firavun'a bir bardak süt getirdiler. Firavun bardağa bakınca içinin kan dolu olduğunu gördü. Çok sinirlenerek hizmetçiye, efendinize içmesi için kan mı getiriyorsunuz? Dedi, ey köle seni cezalandıracağım, parça parça edip kanını köpeklere içireceğim. Fakat hizmetçi itiraz ederek kan getirmediğini, inekten aldığı sütü getirdiğini, içine bir damla bile kan koymadığını söyledi. Fakat bu sözü kesinlikle kabul etmedi. Öfkeden ağzı kurumuştu. Bir bardak su istedi. Bardağı eline aldıktan sonra onun da kan olduğunu gördü. Hiddetli bir şekilde bağırdı. Köpekler hepinizi parçalayacağım. O anda halk bağırarak sarayın önüne gelmişti. Ey kralımız! Bizi bu işkenceden kurtar. İsrailoğullarını serbest bırak. Yoksa hepimiz helak olup gideceğiz. Kral yanlarına çıkarak öfkeyle bağırdı. Ne oluyor size? Ne istiyorsunuz? Halk hep bir ağızdan akıcı bir kan oldu. Ne su, ne süt, ne de bal bulabiliyoruz. Her şey kan oldu. Bize merhamet et ey kralımız. Bize merhamet et. Bırak şu İsrailoğullarını. Firavun ona o zaman hizmetçilerini haklı olduğunu anladı. Tüm bunlar Musa, Harun ve İsrailoğullarına yaptıklarının cezasıydı. Hazreti Musa'ya bir adam göndererek şöyle dedi. Eğer şu musibeti ülkemden giderirseniz bu sefer mutlaka İsrailoğullarını serbest bırakacağım dedi. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Harun aleyhisselam Rablerine dua ettiler. Bu belanın insanların üzerinde kaldırılmasını istediler. Bunun üzerine süt, bal oldu. Her şey tekrar eski şekle döndü. Firavun İsrailoğullarının serbest bırakılmasını emretti. Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi. Bugünden itibaren hürsünüz. Artık size işkence etmeyeceğim. İsrailoğulları bu işe çok sevindiler. Şenlikler yaptılar. Kendilerini bu kötülükten kurtaran Allah'a, Rablerine ibadet ettiler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselama şöyle dediler. Hemen Mısır'ı terk etmemiz lazım. Artık burada kalamayız. Firavun'un tekrar sözünde cayıp bize işkence etmesinden korkuyoruz. İçlerinden akıllı insanlar bu fikrinizi kimseye söylemeyin. Çünkü Firavun bizim Mısır'dan kaçacağımızı öğrenirse bize kızar ve çok şiddetli bir şekilde işkence eder dediler. Gizlice mallarını toplamaya başladılar. Kimseye belli etmeden eşyalarını bağlıyorlar, yolculuğa hazırlanıyorlardı. İsrailoğulları bir gece ay ışığında gizlice yola çıktı. Herkes taşıyabileceği kadar altın ve diğer eşyalardan almışlardı. Kaçtıkları anlaşılmasın diye süratle gidiyorlardı. Doğuya Kızıldeniz istikametinde Timsah Gölü gölüne doğru yol alıyorlardı. Sabah olunca Mısırlılar İsrailoğullarının kaçtığını anladılar
Firavun'a haber verdiler. Fakat Firavun çok sinirlendi. Hemen ordusuyla peşlerine düştü. Firavun, İsrailoğulları Firavun ve askerlerinin peşlerine düştüğünü görünce çok korktular. Hazreti Musa'ya gelerek, işte sen bizim helak olmamıza, öldürülmemize sebep oldun. Firavun ve askerleri neredeyse bize yetişecekler. Bizim hepimizi öldürecekler. Ey Musa, ne oldu bize? Biz ülkemizde yaşıyorduk. Orada işkence çekmek, kötü bir hayat yaşamak ölümden daha iyiydi. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun sana. Sana da yazıklar olsun. Şu anda, o anda Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya emrederek asasını suya vurmasını emretti. Hazreti Musa asasını suya vurdu, su ortadan yarılarak kupkuru bir yol açıldı. İki taraftan su dağlar gibi yolu çevrelemişti. İsrailoğulları suyun içinde açılan bir yolu görünce hemen yola koyuldular. Korkularından çok süratli koşuyorlardı. Kızıldeniz'i karşıya geçinceye kadar nefes almadan koştular. Firavun ve askerleri de yetişmiş, birbirlerinden aynı yola girmişti. Daha onlar ne olduklarını anlamadan su iki yandan üstlerine kapandı, hepsi boğuldular. Onlardan geriye hiçbir iz kalmadı. Firavun boğulacağını anlayınca bağırmaya başladı. Artık inandığım Allah'tan başka ilah yoktur. İsrailoğullarının inandığı gibi inandım, ben de Müslümanlardanım. Fakat bu ona fayda vermedi, sular altında kalmış ve boğularak ölmüştü. Yalnız Firavun'un cesedi su yüzüne çıkmış, diğer askerlerden hiçbir iz kalmamıştı. Hazreti Musa ve arkadaşları kurtulmuştu, Tur Dağı yönüne doğru yollarına devam ettiler. Sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi. وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته